Herkese merhaba. Yepyeni bir incelemeyle yine karşınızdayız. Bugün sizin için incelediğimiz ürün hemen ekranda gördüğünüz gibi T70 Turkcell'in en yeni akıllı cep telefonu. T70 Turkcell'in T ailesinin en son modeli. Daha önce işte T30, T40, T50 ile T60 ile devam eden seri T70 ile son buldu. En son en yeni modeli T70. Telefonun teknik özelliklerine geçmeden önce hemen bir her zaman yaptığımız gibi genel görünümünden bahsedecek olursak, kenarları yuvarlatılmış bir tasarım anlayışına sahip T70. Bu yuvarlaklık hem önden arkaya hem de sağdan sola, yani köşelerinde olduğu gibi ön yüzden arka yüze de bir hafif bir yuvarlaklık söz konusu. Bunun dışında dikdörtgen bir form var bu yuvarlaklıkları saymazsak. Ele oturan hafif bir telefon var, bunu baştan söyleyelim. Ön yüzde arka yüz aslında birbirine çok benziyor. Parlak bir zemin tasarımına sahip. Hiçbir şekilde fiziksel tuş yok. Ön tarafta kameramız var. Ön kamera standart olarak. Her zaman olduğu gibi. Yan tarafta ses açma kapama tuşları ve cihazın açıp kapatması için kullandığımız tuşlar bulunuyor. Bunun dışında başka bir tuşumuz yok bu yüzünde. Diğer yan yüzünde ise sim kart yuvamız mevcut. Buradan da anlıyorsunuz ki cihaz yekpare bir gövdeye sahip, yani pilini çıkartıp göremiyoruz. Arka yüze geçecek olursak yine parlak bir alan karşımıza çıkıyor. Hatta bakın parmak izleri de çok fazla kalıyor bu yüzeyde, bunu da belirtelim. Turkcell logosu var, T70 yazısı var. 4.5G yazıyor ve ZTE tarafından üretildiğini gösteriyor ki bu telefon zaten ZTE üretimi, yani Çinli ZTE tarafından üretilmiş bir telefon. Kameramız yine üst tarafta konumlandırılmış. Onun hemen yanında LED lambamız bulunuyor. Diğer üst yüzde ise mikrofon, kulaklık girişimiz var. Alt yüzümüzde ise standart olarak micro USB bağlantısı ve 2 adet hoparlör yuvasının yer aldığını söyleyelim. Bu genel görünümünden sonra cihazın teknik özelliklerine geçecek olursak, karşımızda 5.2 inç ekran boyutuna sahip 1280x720 piksellik TFT bir ekranı olan akıllı bir cep telefonu var. Qualcomm'un 8909 chipsetini kullanıyor. 1.3 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemcimiz var. 2 GB RAM var. Bu önemli, 2 GB RAM olması. Çünkü artık telefonlar, eğer 1 GB RAM biraz hafif kalıyor onu söyleyelim. 2 GB olması bence daha iyi olmuş. 16 GB'lık bir dahili hafızaya sahip ürün. 16 GB'ın tabii bizim kullanabildiğimiz miktarı yaklaşık olarak 10 GB. Onu da şuradan hemen aslında göstermek isterim sizlere. Buradan depolama kısmından ne kadar yer kullanabileceğimizi görüyor. Yaklaşık 10 GB'ını biz kullanabiliyoruz bu depolamanın. Bunlar dışında baktığımızda karşımıza bir diğer özellik olarak ise microSD bellek kartı yuvası olduğunu söyleyebiliriz. MicroSD bellek kartı ile beraber biz kapasitemizi arttırabiliyoruz. Arka kameramız 8 megapiksel, ondan da bahsedelim. Arka kamera 8 megapiksel iken ön kameramız ise standart olarak 5 megapiksel. Az önce aslında söylediğimiz gibi fiziksel görünümde bahsettiğimiz gibi 4G desteği sunuyor cihaz. 4G desteği sayesinde hızlı bir kullanımımız mümkün olabiliyor. 2500 mAh'lik bir pil var. Pili göremiyoruz ama 2500 mAh'lik pil olduğunu söyleyelim. Bu da yaklaşık olarak ortalama, çok yoğun kullanmazsanız bir günlük bir kullanım imkanı sunuyor. Wi-Fi, GPS, işte Bluetooth ve benzeri teknolojilerin olduğunu söyleyelim. Bu teknolojilerle cihazı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Kullanım özelliklerine bakacak olsak, diğer T serisinde olduğu gibi işte birçok Turkcell uygulamasını yine cihazda görebiliyoruz. Örneğin burada Turkcell hesabım var. Turkcell ile ilgili işte data paketiniz, Wi-Fi'niz, işte SMS'iniz, kaç dakikanızın kaldığını buradan görebiliyorsunuz. Turkcell TV Plus var. Akıllı depo var. Ve diğer işte Turkcell fonksiyonları, Turkcell özelliklerini görüyorsunuz. T70'e bir keşif diye bir özellik modu var, bir uygulama var. Bu da T70'in çeşitli fonksiyonlarını anlatan videolar görüyorsunuz. Ve bunlar da hani T70'inizin kullanırken hangi özellikleri olduğunu hızlı bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Baştan da söylediğim gibi fiziksel bir tuş yok. Bütün tuşlar sanal tuşlar. Hemen önünüzde bulunan bu tuşlarla işte sağdaki daha önce açık olan uygulamaları gösterirken ortadaki haliyle ana sayfaya dönmemizi sağlıyor. En soldaki ise bir önceki menüye gelmemizi sağlıyor. Yukarıdan aşağı inen bir menü mantığı var.
Ayrıca yeri gelmişken belirteyim, Android 6.0 işletim sistemiyle beraber standart olarak geliyor. Yani güncelleme alacak mı almayacak mı, en azından 7'ye kadar kafanız rahat. Çünkü bazı telefonlar 5.1 ile geliyor. Bu da güncelleme alıp almayacağı sorusunu gündeme getiriyor. 7'yi alabilir mi emin değilim ama 6 ile beraber geldiği için uzun bir süre, yaklaşık bir 6 ay bir sene en azından kafanızın rahat olacağını söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak baktığımızda telefon önceki modelden ciddi anlamda performansı düşük bir model. Ama T60'ın daha pahalı olması, tabii donanımı daha iyi olduğu için biraz daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. T70 biraz daha donanımdan feragat edilmiş. Çok yüksek bir donanım sunmuyor. Özelliklerine ve fonksiyonlarına baktığımızda zaten böyle bir iddiası da yok. Ama bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkıyor ki Turkcell burada birazcık aslında bu mantığı gütmüş gördüğümüz kadarıyla. Bu sayede hani satışlarını arttırmayı düşünüyor muhtemelen ama telefonun T60'tan biraz daha performans anlamında düşük olduğunu söylememiz mümkün. Bunu da belirtmiş olalım. Kamera tarafına gelecek olsak güzel bir kamerası var. Kamera ile ilgili birçok ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Otofokus özelliği var. Su terazisi fonksiyonu var. Bu özelliği şuradaki menüde açıp kapatabiliyoruz. Çeşitli kamera modları var. Az ışık, gülümseme algılama, işte filtreler, çoklu pozlama, aralıklı çekim ve sahne modları gibi. İşte farklı fonksiyonları bir arada kullanabiliyorsunuz. Örneğin şimdi şuradan. Burada belli fonksiyonlarımız var. O fonksiyonları aktif hale getirebiliyoruz. Bakın şurada işte çizgi var, seviye kılavuzumuz var, beyaz ayarımız var, ISO ayarımız var ve pozlama ayarımızı buradan yapabiliyoruz. HDR özelliği de var. İstersek HDR fonksiyonu da aktif hale getirebiliyoruz. O zaman daha net fotoğraflar çekilebiliyor. Ön kamera da fena değil. Onu da göstermiş olalım. Ön kameramız da burada. Yine burada da HDR fonksiyonu kullanabiliyoruz. Çeşitli ayarlarımız yine burada da var. Kamera ile ilgili, video ile ilgili. Ana kameranın yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Yine ön kamerada da çekim modları var. Ana kameranın video çözünürlüğünün 720p olduğunu söyleyelim. Yani 1280x720 piksel çekebiliyor. Daha fazla, yani Full HD kayıt yapamıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Telefonun pilinden bahsedecek olursak üründe az önce söylediğim gibi 2540 mAh'lik bir pil kullanılmış. Bu pili ortalama bir günü hemen hemen doldurabiliyorsunuz çok abartmazsanız eğer. Günlük ihtiyaçları karşılayabiliyor ama çok büyük bir beklentiye girmemek lazım. Biraz fiyat performans ürünü olmuş çünkü 650 liralık bir fiyatı var. Bu fiyata da alabileceğiniz, hani bu özelliklerde alabileceğiniz birkaç telefondan bir tanesi T70. Bu anlamda hani fiyatının hakkını veren bir telefon olduğunu söyleyeyim ama büyük bir beklentiye girmemenizi de hatırlatmakta fayda var. Yeri gelmişken belirtelim, biz bazı sentetik testler de yaptık. Hani performansı iyi diyoruz veya şöyle diyoruz böyle diyoruz ama onlardan da biraz bahsedecek olursak Antutu testimiz oldu. Antutu testlerinde bizim aldığımız sonuçlara bakacak olursak, hemen açıyoruz Antutu'yu. 18.472 gibi bir rakam elde ettik. Çok yüksek değil. Ama hani bu donanımda, bu özelliklerde bir telefon için fena bir rakam değil. Ortalamanın biraz altında olduğunu söyleyelim. Performansı düşük olduğunu söylemiştik. Diğer işte karşılaştırmalı tabloyu da görüyorsunuz şu anda. Ama yeniden günü kurtarmak için işimizi gördüğünü, basit oyunları rahat bir şekilde oynayabildiğiniz ama tabii yüksek güç gerektiren, yüksek performans gerektiren oyunlarda bir parça sıkıntı yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Dediğim gibi fiyatından da bahsettik az önce, 650 TL'lik bir fiyatı var. Ve bu özelliklere baktığımızda fiyatı hemen hemen fena olmadığını söyleyebilirim. Daha bu özelliklere sahip bu fiyata farklı telefonlarda bulabiliyorsunuz. Hatta bir tık daha iyi telefonlar bulabilirsiniz ama Turkcell T60'ın, tabii T70'in daha doğrusu, önemli bir farkı ise şu olacaktır haliyle. Pakete beraber alabiliyorsunuz. Yani bir tarife içinde bu telefonu uygun fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. Bu anlamda olacaktır. Haricen para verilip alınır mı? Alınabilir. Onda da bir sıkıntı olmaz. Ama asıl bu telefon güzelliği, pakette tarifeye dahil edeceğiniz uygun fiyatlarla, işte ayda 30 lira 20 lira gibi rakamlarla telefon satın aldığınızda mantıklı ve makul olacağını söyleyebiliriz.
Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.